Şimdi bu arada isterseniz biz Tuğçe'ye hemen bağlanabiliyor mu? Biliyor mu? Şimdi Tuğçe'cim günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldin yayınıza. Sen şimdi Cahit Teşekkür Bey'in ederim. yanına gidiyorsun bildiğim kadarıyla. Evet Müge Hanım, şu an yoldayız biz. Çıktık. 7-8 dakikalık bir mesafemiz kaldı. Anladım. Ama sen dün de bu Yanım. senetle ilgili konuştun. Özellikle bu düzenlenme tarihiyle ilgili ne konuştunuz? Evet Müge Hanım, dün akşam saatlerinde biz Cahit Bey'le konuştuk. Bu düzenlenme ve özellikle ödeme tarihleriyle alakalı biraz konuştuk. Ve Cahit Bey bu iki ödeme tarihini de avukata verirken kendisinin attığını söylüyor Müge Hanım. Yani düzenlenme tarihini de mi ben attım diyor. Evet. Mehmet Bey kaybolduktan 2 ay, yaklaşık 2 ay sonra kadar avukata seneti götürdüğünü ve tarihlerin boş olduğunu, iki tarihinde. Peki. Avukatın tezisine tarihler önemli değil. İstediğin gibi at oraya bir tarih dediğinde iki tarihi de kendisinin yazdığını söylüyor. Peki o zaman düzenleme tarihinin üzerindeki imza için ne diyor? O zaman oraya imza atılmasına gerek yoktu iki tane. Evet onu da konuştuk Müge Hanım. Bu tarihin üzerine denk gelen uzunca bir imzadan bahsetmiştik. O imzanın ne benimle ne de Mehmet'le alakası yok. Attıysa avukat atmıştır şeklinde bir Yok, ifade kullandı olmaz iş. bana. Bir dakika, avukat mı atmış senedin üzerine o uzun çizgiyi? Evet, avukat atmıştır diyor Müge Hanım. Sebep? Avukat ne? Yani ne konuda böyle bir imza atabilir senedin üstüne? Kimi temsilen Bir atıyor? şey söyleyeceğim, avukatı da zan altında Canım, bırakmış gayet oluyor tabii. bu şekilde. Bu senedi tanzim eden ortada yokken, ortada olmayan senedin borçlusu adına kendi vekaleti olan avukat dahi ortada olmayan bir kişi hakkında imza atamaz. Bırakın Cahit Bey'in Hayır, ben avukatını, size bir şey Mehmet soracağım. Bey'in avukatı dahi böyle bir Ben imza size bir şey atamaz soracağım. yani. Rami Bey, şimdi hani siz bunun düzenlenmesini bildiğiniz için, şimdi aslında burada bir tane imza var zaten. Evet, ikincisi de Şimdi dün de yukarıda. konuştuğumuz gibi düzenlenme tarihi üzerinde daha sonra bir değişiklik olmasın diye bu imza atılmamış mı? Evet. Yani hani bu paraflar buradaki herhangi bir değişikliğin önüne geçmek için değil midir? Yani şuradaki görülen durum önce düzenlenme tarihi yazılmıştır. Düzenlenme tarihinden sonra imzalar atılmıştır. Çünkü Dolayısıyla tarihin başka üzerine atılan imza tarihten sonra atıldığına göre bu tarihin sonradan ilave edildiği, yazıldığı iddiası Hayır, ben şöyle söylüyorum. Herkesin anlayabileceği bir şekilde. Şimdi evet normalde atatmış senetteki benim. imza buydu diyelim. Evet. Tamam mı? Şimdi iki tane imza var ya Avukatım burada. yok. İki Normalde senede imza. kaç Böyle bir imza şey atılır? olmaz. Efendim? Atamaz. Kaç tane imza atılır bir İki senede? tane atılıyor şimdi. İki tane atılır. Evet. Şimdi bir tanesi buraya atılmış. Bir tane Bir atılmış. dakika arkadaşlar, bir Bir tane. saniye. Bir Peki tane buraya, aşağıda, bir tane de orada. O iki imza. tamam buraya Saçma atılıp demem bunun yalanlar. üzerine, yani tarihin üzerine atılması da bu tarihi netleştirmek için değil midir? Yani o tarihin üzerine atılan boydan boya çizgilerin Mehmet Bey'e ait olduğu konusunda da benim şüphem var yani. Hayır, şimdi demiş ki Cahit Bey, bunu Evet. demiş benim avukatım atmış, benim haberim yok Ama demiş. o neden dolayı oraya avukat oraya imza atar? Niye atar işte? Bu tarihi Kağıtları belirlemek için aldığına atılır o. dair. Yani tarih bu tarihlenmesi için atılır. Kağıdı elinde Yani o emin ol. tarihi Yani ben avukat atmıştır demiyorum, yanlış anladım. anlaşılmasın. Onun sebebini çok net olarak anlamak mümkün Peki değil. iki tane imzanın o zaman aynı O olması iki lazım. imza Bu varken niye? üçüncü o şu yukarıdan aşağıya olan çizgilerin neyi temsilen atıldığı, niçin atıldığı konusunda hukuki bir izahat göremiyorum ben. Ama bu imza ile bu imza birbirinin aynısı değil. O ayrı. O ayrı. Hayır, Bir, şimdi ben şimdi ha siz diyorsunuz ki aşağıdaki normal imzaysa, yukarıdaki de kalkıp bir paraf şeklindeyse o atılan ikinci konu parafı teyit mahiyetinde olabilir. Veya Hayır. tarihi bir teyit Ben mahiyet. tarihi teyit Tarihi şeydi. teyit mahiyetinde Evet. olabilir. Olabilir Tamam, bence. şimdi Cahit Bey de diyor ki, değil mi Tuğçe, bu çizgi ben avukata verdiğimde yoktu diyor. Evet Müge Hanım, aynen öyle söylüyor. Ne yaptı o zaman avukat, bunu evde yaptı da küçük çocuğu mu onu karaladı orasını mesela senede? O zaman avukatına sorsun. Bu iki tane imzanın yanında yukarıdan aşağıya doğru atılan bu imza veya bu yuvarlamsı çizginin atılma sebebi nedir?
Neyi kastederek ben atılmış? Ben size şunu söylüyorum. Bir avukatın böyle bir sebebi üzerinde oynama hakkı var mıdır? Yapamaz. O da başka bir şeye girer. O da suç. Yani bakın şimdi o da resmi evrak üzerinde bir tahrifata girer. O yüzden de bir avukatın bunu yapmasını yapmaz, mümkün değil. Bir meslektaşımızın bunu yapması mümkün değil. Her avukat senet üzerinde oynanmayacağını çok iyi bilir. Gayet tabii canım. Doğal olarak hele ki, tabii. Yani. Hele ki böyle bir icraya konulacak senet üzerinde böyle bir oynama yapması bir hukukçunun düşünülemez. Bono, yani şu gördüğümüz senet ceza yasamıza göre resmi evrak sayılıyor. Resmi evrakta sahtekarlık olarak 204. maddemizde ceza kanununda 2 seneden 5 seneye. Eğer bir takım özel durumlar varsa yarı nispetinde artırılıyor. 3 seneden 10 seneye kadar, hatta yani bir daha 7 seneye kadar en az bir sorumluluk var. Çok ağır bir ceza. Bunu, gayet tabii ağır cezalık bir suç. Yani bunu bütün meslektaşlarımız bilir. Hiçbir avukat böyle bir sorumluluğu göze alıp da resmi bir senet üzerinde kendi parafıyla veya imzasıyla bir tahrifata girişemez. Suyuç'a biz avukatını öğrenip gitseydik o zaman keşke. Yani avukat ne diyor buna acaba? Müge Hanım, Cahit Bey şöyle söylüyor avukatla ilgili. Ben de sorardım aslında ama avukatın numarası da bende yok. Soyadını da bilmiyorum, hatırlamıyorum. O yüzden soramadım diyor. Cahit Bey. Evet. Ancak şu olabilir Müge Hanım, aklıma gelen bir teklif. Şimdi sen söyleyeyim onu, Cahit Bey'le bir konuşalım, ondan sonra aklınıza gelir. Tamam, o zaman o aklıma yani gelen ihtimali söyleyeyim. Yani Tuğçe, zaten sen yaklaştın herhalde. Evet evet Müge Hanım, yaklaştık biz. Ama zaten bunun eğer davası açıldıysa o davada, yani bu davayı açan avukat bellidir dosyada. Evet tabii. Zaten tabii. Kağıtta ismi yazıyor. Ha? Kağıt ismi yazıyor, öbür diğer kağıtta. Avukatın bize çektiği kağıtta. Var mı onu bende yok, bir bakabilir miyim ona? Arkadaşlar. Kaçırır bunlar benden kağıtları, biliyorsunuz.